Foça maçı. Bir ilkbahar günüydü. Böyle güzel havalarda İzmir'in güzel ilçelerinde maçlara çıkmak çok güzel olur. Gittiğimiz ilçeye göre maç günün erken saatlerinde ise şirin bir yerde güzel bir kahvaltıyla güne başlardık. Maç daha geç saatte ise hele bir de sahil kasabasına gidiyorsak deniz kenarında küçük, salaş ama bir o kadar da sendizenli bir restoranda balık yemek vazgeçilmezimizdi. İşte o günde maç, İzmir'in tarih kokan, huzur bulmak ve keyif almak için yerli yabancı turistlerin sürekli akın ettiği, denizi, güneşi ve balığıyla ünlü Foça'daydı. Yardımcı hakemlerden biri çok yakın dostumdu. Maç saat 11'de, güneşli, güzel bir havada oynanacaktı. Sonrasında tabii ki deniz kenarında leziz bir balık yemek iyi gelirdi. Bir iki kadeh de parlatmak fena olmazdı. Ama araç kullanacaktık. İlçe maçlarında tansiyonun ne zaman yükseleceği bilinmez. Bu nedenle hep tetikte olunmalıdır. İki takımın da maç öncesi birbirlerine övgülü sözler söylediklerine bakmayın. İlk golü yiyen takım hangisi ise başka sözler dökülüyor ortaya. Karşılaşmanın henüz 5. dakikasıydı. Konuk takımın aleyhine yedek kulübesine yakın bir noktadan serbest vuruş verdim. Baraj kuruldu. Futbolcunun kendinden emin bir duruşu vardı. Ben dahil herkes futbolcunun doğrudan kaleye vuracağını düşünürken o savunmanın arkasına doğru topu göndermiş. Orada topla buluşan takım arkadaşı topu ağlarla buluşturmuştu. İzledikleri bu yöntemi daha önce çalıştıkları besbelliydi. Yardımcı hakeme baktım. Topuklamış santraya doğru koşuyordu. Bu temiz bir gol demekti. Böylece düdüğü çalıp golü onaylamak da bana düşüyordu. Golü verdim. Birçok maçta olduğu gibi klişe itirazların başlaması çok da uzun sürmemişti. Konuk takımın teknik direktörü avaz avaz offside diye bağırıyordu. Benim gördüğüm yerden golü atan futbolcu top takım arkadaşının ayağından çıktığında savunmanın arkasından çıkmış, topla buluşup golü atmıştı. Pozisyona uzak kaldığım için yardımcı hakemin görüşüne uydum, onayladım. İlginç olan benim bile uzak olduğum, zor seçebileceğim bu pozisyonu golü yiyen takımın antrenörü sanki VAR hakemiymiş gibi offside çizgisini çekmiş, kendinden oldukça emin. Kendince golün iptalini vermişti. Antrenör avazı çıktığı kadar bağırmayı sürdürüyor, itirazları bitmek bilmiyordu. Yanına gittiğimde kibarca "Hocam, lütfen sakin olun." dedim. Antrenör kendini kaybetmişçesine ağzına geleni söylüyordu. Kendisine "Hocam, lütfen." deyip yineledim. Antrenör bütün algılarını kapatmış, tüm söylediklerimi de duymazlıktan gelerek eylemini sürdürüyordu. Ben de maçın daha ilk dakikaları olduğu için söylediklerini alttan almayı sürdürüyordum. Üstelik açıklama yapmaya bile başladım. "Hocam, futbolcu savunmanın arkasından çıktı." Antrenör kesinlikle susmuyordu. Sonunda dayanamayarak "Bu tutumunuza devam ederseniz sizi dışarı atmak zorunda kalacağım." dedim. Antrenör de "Atamazsın, o yetkin yok." diye yanıtladı. Demek ki beni duyuyormuş. Ardından varoluşunu kanıtlama mücadelesine girişmeye başlamıştı tabii. "Ben buyum, şu belgem var, şu görevlerde bulundum." Birer tane sandalye çekip ardından iki çay söylesek kendisiyle sabaha dek bu konu üzerinde söyleşirdik belki de. Saha komiseri de tabii bu feryat figan üzerine oracıkta belirmişti. Saha komiserine dönerek "Lütfen hocamızı dışarı alalım." dedim. Antrenör çıkmayacağım diye diretiyordu. Bu durum üzerine "Peki hocam, siz sahadan çıkana kadar maçı başlatmayacağım." diyerek kuralları kendisine anlattım. Polis araya girdi. Antrenörü saha dışına çıkardılar. Sinirleri bir türlü yatışmayan antrenör hızını alamayıp dışarıdan oyuncularına dönerek oturma eylemi yapın dedi. Tanrım, nereye düşmüştüm böyle? Tüm bu kargaşa içinde başlama vuruşu yapılınca golü yiyen takımın oyuncuları oturma eylemi yapmaya başladılar.